Ay, nasıl da leziz değil bu şey. Tamamdır. Bitirdim neredeyse. Benim için kokteyl hazırlayın. Ah, bunu yapabilirim. Tamamdır. Tabii ki torunum. Senin için en lezzetli kokteyl değil. Aynı zamanda çok sağlıklı bir şey hazırlayacağım. Kızlar, bunu bana verin. Ispanağa ihtiyacım var. Tamamdır. Şimdi blender'a ihtiyacım var. Aa, teşekkürler. Ispanağı buraya koyuyoruz. Ama sığmıyor, anlamıyorum. Büyük anne, çok kolay. Teşekkürler Jill. Ispanağı koyduk. Annie, buradan yardım et. Ah, evet, onu böyle açmalıyız. Baksana. Lütfen onu ez. Ispanaktan bir parça bile kalmamalı. Hızlı büyük anne. Oh, teşekkürler şef. Tabii ki. Şimdi ilk parçası hazır. Ama hepsi bu değil. Daha ne yapsak? Evet, kokteyli daha lezzetli yapmak için yoğurda ihtiyacımız var. Nerede? Burada buldum. Chill. Bu ne? Bonibon ister misin? Teşekkürler büyük anne ama nasıl açacağım? Ay. Ay, nasıl da özensizsin. Ben de yoğurtu alacağım ve bardağa dökeceğim. Tamamdır. Sıradaki bu karpuz. Ama hepsi değil. Sadece bir parçası. Jill, gerisi senin için. Ay. Bir dilim karpuz alıyoruz ve parçalara ayırıyoruz. Ay, canım benim. Jill, seni tanıyamadım. İyi ki sevdin karpuzu. Umarım Vicky de memnun olur. Karpuz dilimleri iyice öğütülmesi gerekiyor. Baksanıza şef, kendim artık yapabilirim bu makineyle. Her şeyi döküyorum bardağa ve pipete ekliyorum. Ay, nasıl da güzel olmuş. Bense tüm bu meyvelere ihtiyacım yok. Onlardan çok basit bir kokteyl elde edebilirsiniz. Ben daha ilginç bir şey düşüneceğim. Ah, özür dilerim büyük anne. Sizi nişan almamıştım. Neyse, şimdi kokteylimin temeli gazoz olacak kesinlikle. Herkes ona bayılır. Tamamdır, bu gazozun soğuması gerekiyor ve onu özel bir bardağa dökeceğim. Baksanıza nasıl eğlenceli görünüyorlar. Ve şimdi bundan sonra gazozları onları karıştırmak için büyük bir bardağa döküyorum. Ve tabii ki süslüyorum jelibonlarla. Şimdi ise şemsiye ve pipet ekledim. Ah, aferin sana çocuğum. Dikkat. Şimdi izleyin ve öğrenin gerçek kokteyl nasıl yapılırmış. Çilekleri alıyoruz. Bir karıştırıcıya döküyoruz. Ve krema ile dolduruyoruz. Ortaya çıkan karışımın iyice öğütülmesi gerekiyor. Şimdi ise sonuçta ortaya çıkan karışımı oraya döküyoruz. Bu mükemmel çeşmenin üzerine. Lezzetli ve muhteşem oldu. Hadi Vicky, seç bakalım. Vay canına, hepsi ne kadar güzel. Bununla başlayacağım. Jill'den bir kokteyl. Aa, jelibonlar, bayıldım. Kokteylin kendisi de çok iyi. Sırada kim var? Büyük annemin kokteyli. Üzerinde karpuz dilimi var ve karpuza bayılırım. Pekala, kokteylin kendisi nasıl? Ay, berbat, hiç tatlı değil. Aa, vay canına, gerçek bir çeşme. İnanılmaz derecede lezzetli, şef kazanıyor. Oley oley, profesyonel kazandı. İkinci turda benim için waffle hazırlayın. Bir şeyler atıştırmak istiyorum. Hey büyük anne, dikkatini dağıtma. Ay, ne, waffle mı? Tamamdır, çok kolay. Torunuma her şey yapacağım. Onu derin bir kaseye döktük ve yumurta kırıyoruz. Ve tabii ki süt ekliyoruz. Mutlaka şekeri de unutmamalıyız. Tüm bu karışımı iyice karıştırdık. Ve şimdi bunu waffle makinesine döküyoruz. Şimdi de bekleyeceğiz. Nasıl da sıkıcı bunu karıştırmak ya. Ama mikser bununla başa çıkabilir. Tamamdır. Biraz Nutella ekleyeceğim daha lezzetli olması için.
Ah çok güzel. Hazır karışım. Şimdi ise benim de waffle makinesine ihtiyacım var. Aa baksanıza ama benim waffle makinem çok daha büyük ve waffle'ların daha güzel olacak. Nedenmiş o öyle? Ne fark eder hangi büyüklükte? Asıl önemlisi onun tadı. Waffle'larım hazır. Onlara bir tabağa koyacağım ve tereyağı ekleyeceğim. Ve tabii ki akça ağaç şurubunu ekliyoruz. Baksanıza nasıl da işte açıcı görünüyor. Hey. Annie sen ne yapacaksın? Ben de daha karmaşık, zor ve ilginç bir şey yapacağım. Kerevizi ve yumurtaları karıştırıcıya gönderiyoruz. Sonra ise buna ihtiyacım olacak. Unu aldık. Onunla abartmamamız gerekiyor. Çok fazla dökmüyoruz. Açıyoruz blenderı ve iyice karıştırıyoruz. Şimdi waffle'ı pişirmeye başlayabiliriz. Tüm karışımı waffle makinesine döküyoruz ve bekliyoruz. Uzun süre beklemenize gerek yok. Tadam! Her şey hazır. Waffle'ı parçalara yürüyoruz ve üzerinden çileklerle süslüyoruz. Çok lezzetli olacak. Baksanıza çok iştah açıcı ve sağlıklı. Ah bakın, önünüzde mükemmel bir başyapıt var. Ah nasıl da güzel. Ah bu arada benim de her şeyim hazır sanki. Ben de ondan böyle street food gibi yapacağım. Yani sokak yemeği gibi. Ama oraya bir dondurma eklemem gerekiyor. Büyük anne bunu tut. Şimdi ise bir kaşık dondurma alacağım. Hay büyük anne tadına bakma. Şimdi dondurmayı koyduk. Ve üzerinden tabii ki krem şantiyle süslüyoruz. Ayrıca biraz pasta süsü ekleyeceğim. Ve birkaç tane lollipop da fazla olmayacak. Ve işte çilekli şurup her şeyi bitirecek. Pekala Vicky, tadına bak. Ne kadar ilginç. Vay canım acil. Öncelikle sen ne yaptığına bakalım. Aa, bu lollipopla fikri çok sevdim. Dondurmanın tadına bakalım. Nefis. Ve şimdi en önemli şey waffle. Bayıldım. Mükemmel bir şey. Çok sıra dışı. Vay canına. Büyük annenin waffle'larını tanıdım hemen. Evet onları çok seviyorum. Vay canına. Şef Annie çok güzel bir şey yapmış. Böyle bir şey ilk kez görüyorum. Acaba tadı nasıl? Vay canına balık. Hadi ağzıma gel. Aa, çok lezzetli bir balık. Şimdi ise waffle'ın tadına bakacağım. Aa, hayır bunlar kerevizli mi? Bu pisliği yemeyeceğim. Tamamdır Jill kazanıyor. Oley yaşasın ben kazandım. Teşekkürler kardeşim. Şimdi ise hamburger istiyorum. Beni şaşırtabilir misiniz? Kolayca. Tamamdır. Burger mi? Okay. Tamamdır. Onları daha önce hiç pişirmemiştim ama bir şeyler düşüneceğim. Öncelikle bir şeyler pişirmeliyiz. Tabii ki pirzolayı. Herhangi bir burgerin ayrılmaz bir parçasıdır. Şimdi bunu kesiyorum ve içine dolgusunu ekleyeceğim. Sos, salatalık, peynir. Eğer lezzetli şey değil, dokunma bu senin için değil. Ben ise tabii ki pirzolayı kendim yapacağım. Öncelikle kıyma makinesine kıyma ekleyeceğim. Ve sonra onu kızartacağım. İşte bu. Dünyadaki en lezzetli pirzola hazır. Şimdi koleksiyonumun incisini almam gerekiyor. Altın çörek. Baksanıza çantamın içinde ne saklıyorum. Gözlüksüz bakamazsınız. Ah gözlerim. Şimdi ise içeriği ekliyoruz. Ya peynir? Ah tabii ki hayır. Bu çok ucuz bir peynir. Ben en pahalı peyniri alacağım. Küflü peyniri. Onu eriteceğim ve sonra dökeceğim hamburgerimin üzerine. Evet işte gerçek lüks budur. Tamamdır. Şimdi ben. Öncelikle tavaya biraz yağ dökmemiz gerekiyor. Gerçi bununla çok az dökülüyor. Tamamdır. Şimdi böyle ne kadar çok olursa o kadar iyi. Dur çocuğum ne yapıyorsun? Fazla oldu. Sıçrayacak o. Öyle mi? Ha, sorun değil. Biliyorum beni neyin koruyacağını anladım. Bu koruyucu şey. Sarı tulum ve gaz maskesi yerine kapak. O zaman kesinlikle hiçbir sorun olmayacak. Jill ne yapıyorsun? Burada yalnız değilsin. Senin yüzünden
Hepimiz yağ içinde olduk. Ya büyük anne, ben yemek pişiriyordum aslında. Biliyorum, aslında tatlı burger yapsam daha iyi olacak. Eminim bu daha havalı olacak. Öncelikle kasenin içine sıvı marshmallow'yu dökeceğim. Ve oraya biraz gıda boyası ekleyeceğim. Şimdi mükemmel bir şey olacak. Oh, göz kamaştırıcı. Şimdi ise bu karışımın içini bir ekmek batıracağım. Sonra ise onun içine lezzetli bir şeyler ekleyeceğim. Ne kadar çok olursa o kadar tatlı olacak o burger. İşte bu kadar. Vicky, tadına bakmaya hazır mısın? O zaman afiyet olsun. Tamamdır. Şef Anne'nin bu pahalı burgeriyle başlayacağım. Tadın nasıl acaba? Altın ekmeğe ihtiyacım yok. Domatesler harika. Onlara bayılırım. Nefis tazecik. Nice. Şimdi ise burgerin kendisini de deneyeceğiz. Ah, bu ne berbat bir koku. Hayır, sevmiyorum. Tamamdır. Bu burger çok iştah açıcı kokuyor. Ah, ne kadar tatlı var içinde. Vay canına, büyük anne sen ne yapmışsın? Tam resmimdeki gibi. Evet, inanılmaz derecede lezzetli. Büyük anne sen kazandın. Ben mi? Teşekkürler çocuğum. Çok uğraştın. Bebek çizimini neredeyse bitiriyor. Ne yemek istiyorsun? Çiçek kız pancake istiyor. Yapar mısınız? Herkes hazır mı? Görüyorum herkes hazır. Büyük anne bile. Aa, büyük anne iyi misiniz? Bir şey kırmadınız değil mi? Aa, tamam, hamurum hazır. Özel pankek pişirmem gerektiğini biliyordum. Şimdi bir yığın yapalım. Ve en sevgili torunumu doyuralım. Ah, ne koku ama. Hazır. Şimdi bebeğin kesinlikle hoşuna gitmesi için tatlı bir şeyler ekleyelim. En sevdiğim akçaağaç şurubu ekleyelim. Bol bol dökelim ve yağ ekleyelim. Benim de gökkuşağı pankeklerim olacak. Gökkuşağının tüm renklerinde havanım var. Ama gökkuşağını çizemezsem olmaz. Mavi renk bitmiş. Hey! Ay hayır. Her tarafım hamur oldu. Oh my. Her şey yolda. Endişelenmeyin. Şimdi sileceğim. Pişirmeye devam etmeye hazırım. Tamam değil. İşte ilk pankek hazır. Mükemmel. Tek boyunuz rahatsız. Gökkuşağı nasıl olur ya? Doğru olamaz. Tamamdır. İşi bitirdim. Büyük anne nasıl olmuş? Gelirsin. Tamamdır. Siyah gıda boyasını bulamıyorum. Yok burada. Ah, artık buradasın. Ve boyalarımı da getirdin. Teşekkürler. Harika. Birkaç damla damlıyoruz. Ve hazır. Şimdi hamuru şırıngaya topluyoruz. Böyle çizmek çok daha kolay olacak. Şimdi korkunç derecede korkutucu bir örümcek ağı. Ve örümcekler yapacağım. Ne kadar tatlılar. Çok güzel. Tabağı taze kanla süslüyoruz. Aa, yani çilekli şurupla ve örümcek ağlarını ve sivrimli örümceklerimi yayıyoruz. Şaşır. Vay canına. Wednesday korkunç olmuş. Ah yani lezzetli. İştah açıcı. Herkes hazır mı? Bebeğim çabuk sıcak gönderin. Bakalım burada ne var? Her şey ne kadar güzel. Aa, bunlar gerçek örümcekler mi? Anneciğim. Ay, bunlar pankekmiş. Wednesday yine beni korkutmaya karar verdi. Belki tadı göründüğünden daha iyi olur. Örümcekler sevimli ve yenilebilir. Ah nefis. Sırada ne var? Oo, şuruplu pankek. Bayıldım. Hemen denemeliyiz. Aa, nefis, tatlı. Harika. Yes! Sırada ne var? Vay canına, bu tek boynuzlu atlı bir pankek mi ve gökkuşağı da var. Viu, viu, tek boynuzlu atım uç ve ağzıma gel. İnanılmaz. All right, all right, all right. Tabii tek boynuzlu atlı pankek alıyor, tebrikler.
Evet, tebrikler. Ben patates kızartması istiyorum. Yapacak mısınız? Çok acım. Bebeğim, endişelenmene gerek yok. Mutfakta tecrübeli profesyoneller çalışıyor. Ah evet, aynen öyle. Neler oluyor? Bunlar nereden uçuyor? Enid, ne yapıyorsun canım benim? Dikkatli olabilir misin? Enid, sana kızamam. Çok tatlısın canım benim. Yardım edeyim mi? Tamam, ver şunu. Biraz daha kaldı. Tamamdır. Teşekkürler büyük anne. Şimdi onu özel bir bıçakla keseceğim. Baksana ne kadar güzel patatesler oluyor. Çok iyi. Aklıma çılgınca bir fikir geldi. Ben rengarenk patates yapmak istiyorum. Harika değil mi? Harika bir gökkuşağı patatesim olacak. Böyle bir bebeği daha önce hiç görmemiştin eminim. Hazır. Çok az kaldı. Bir tavada kızartacağım. Bir tavam var ve yağım var. Ocağım da var. Bağlayıp birbirine fritör oluyor. Harika değil mi? Her şeyi o kadar kolay yaptım ki aslında şef olmayı düşündüm bile. Şef şapkası bana yakışırdı aslında. Ay ya gökkuşağı yaparsam. Pekala patateslerim hazır. Evet, sen çok iyisin. Aferin sana. Ben de zaten patateslerimi kızartıyorum. Her zamanki patatesler oldu işte. Rengarenk değil ama çok lezzetli. Çıtır çıtır durması zor. Biraz ketçap dökelim. Nefis. Benim de patateslerim hazır. Koyabilirim. Şimdi boyayalım. Hayır. Biraz kirlendim. Tabii ki siyah bana yakışıyor. Ama henüz yeni bir tarz için hazır değilim. Ben patatesleri boyamak istiyordum. Kendimi değil. Sanki cehennemden gelen gerçek patateslerim var. Şimdi sadece son bir dokunuş kaldı. İşte bu. Bunun sadece siyah patates olacağını düşünmemiştiniz değil mi? Bu Klaus. Bebeğim, patatesler hazır. Tadına bak. Vay canından, nasıl da güzel patatesler bunlar. Wednesday de yine beni korkutmaya karar verdi. Ama ben artık korkmuyorum. Bu patateslerden oluşan bir örümcek. Çok lezzetli. Duramıyorum resmen. Peki burada ne var? Demek bu sıradan ketçaplı patatesler. Ama fena değil. Çok lezzetli. İnanılmaz derecede lezzetli. Ama bu hemen çok dikkat çekiyor. Gökkuşağı kızartması. Bunu sadece rüyamda görmüştüm. Dişlerim rengarenk oldu. Ay çok yedim. Ama gökkuşağı patatesler kazanıyor. Vay canına Enid. Yine kazandın. Tebrikler. Aferin. Bebek zaten çizmeyi bitiriyor. Bu sefer ne olacak? Hamburger mi istiyor? Harika. Herkes hazır mı? Tabii hazır. Ben çocuk için hayatındaki en iyi burgeri yapacağım. Şimdi çörekleri kızartacağım. Tam da domatesler ekleyeceğim. Mutlaka halkalarla. Ve kıyılmış et. En iyi kıyılmış etten pirzola yapmak çok önemlidir. Şimdi toplamaya başlayabiliriz. Çörek, marul, yeşil, taze, üzerine sulu bir köfte, üzerine peynir, domates ve ikinci çörekleri kapatıyoruz. Yaşasın, her şey hazır. Evet, hadi ama Enid, bu basit bir sandviç, bana iltifat etmene gerek yok. Tamamdır, benim de bir fikrim var. Bu çörekler çok da iyi görünmüyor. Daha lezzetli bir şeyler alacağım. Donut. Üzerine çilek şurubu ekleyeceğim. Tatlı. Burgerimde çok tatlı malzemeler var. Ve bebek tüm ekşi, tatlı ve lezzetli şeylere bayılır. İşte öyle bir şey yapacağım. Şeker çok önemlidir. Tamamdır. Sadece marshmallow eklemek kaldı. Nefis. Ne kadar iştah açıcı bir tatlı. Bu şeker bombasını kendim yemek istiyorum. Ve son dokunuş hazır.
Tamamdır. İşte benim siyah çöreklerim hazır. Şimdi üzerine peynir koyacağım. Kırmızı etten yapılmış bir pirzola. Daha fazla peynire ve daha fazla kana ihtiyacımız var. Oh, yani ketçap. Evet evet ketçap. Tamam, şimdi kapağı kapatabiliriz. Ve son dokunuşlar cipsler. Ama benim için değil, burger için bir diri olacak. Şey, yardımına ihtiyacım var. Hayır, ondan korkmanıza gerek yok. Sizi yemeyecek, onun ağzı bile yok. Ama jelibon gözlerimi mi almak istiyorsun? Hey, onları çok istiyordum ama. Teşekkürler şey. Bana jelibon gözleri getirdin. Onlar sana yakışıyor. Ama şimdi onlara ihtiyacım var. Yani burgerime. Çok tatlı bir burgerim oldu. Tatmaya hazır mısınız? Burgerler harika görünüyor. Hangisinden başlasam? Bununla başlayacağım. Çok komik. Ve çok lezzetli. Sırada ne var? Tabii ya. Bu burger benim çizdiğim gibi görünüyor. Kesinlikle çok iyi olmalı. Deniyoruz. Çok kötü bir şey var içinde. Soğan. Tadına bakmayacağım. Yani ben soğan sevmiyorum ama. Tamam. Sonuncusu ve en parlak olanı. Bu en iyi tatlı burgeri. Aslında marshmallow da fena değil. Çok tatlı ve lezzetli. Ben seçemiyorum. Bu yüzden sayacağım. Ve kazanan çok lezzetli burger kazanıyor. Martin, burada jelibon gözler de var. Tam istediğim gibi. Wednesday, tebrikler. Bu seni mutlu ediyor mu? Vay canına. Hadi ama Wednesday, daha geniş gülümse. Hayır mı? Pekala. Senin çok güzel bir gülüşün var ama. Kakao istiyorum. Yapacak mısınız? Herkes hazır mı? Harika. Umarım her şey lezzetli olur ve bebek bundan hoşlanacaktır. Kim başlayacak? Şimdi bir tenkrede kakao ve sütü karıştırıyorum. Süper lezzetli kakao olmalı. Biraz çikolata ekleyelim. Çikolatalı içecek. Tamamdır. Kakao sadece yüzümle bir bardakta olabilir. Tamamdır. Şimdi herkesin burada bir numara kim olduğunu öğrenmenin zamanı. Bir tane gerçekten de bir numarasın ama benim kakaom çok lezzetli olacak. Çok lezzetli çikolatalar buldum. Onları tavaya ekleyeceğim ve tabii ki biraz şeker. Birazcık. Hayır, kendisi döküldü. Ama burada biraz da süt var. Döktüm. Ama burada hala kakao var. Okay. Tamamdır. Onu sadece böyle bırakamam. Beyaz olamaz. Biraz mavi ekleyelim. Gökyüzü gibi. Baksanıza nasıl da güzel oldu. Sarı krema tam gereken. Şimdi iştah açıcı damlalar yapacağız. Parlak pasta şişini de unutmayalım. Ve gök mavisi kakaomuzu döküyoruz. Havalı değil mi? Bence bu süper resmen. Küçük kız buna bayılacak. Daha fazla şeker ve süslemeler. Nasıl olmuş? Harika. Bayıldım. Bu renk çılgınlığını gördün mü? Ben sadece bunun yanında nasıl oturuyorum anlamıyorum. Bence sen anlıyorsun ben nasıl kakao yapacağımı. Simsiyah kakaoyu dökeceğim en sevdiğim bardağıma. Ondan sonra korkutucu süs ekleyeceğim ve biraz solucanlar. Ama jelibon olacak tabii. Çok korkutmayalım. Hazır. Herkes hazır olduğuna göre deniyoruz. Bebeğim hazır mısın? Her şey çok lezzetli görünüyor. Bu kakao çok parlıyor. Enet kesinlikle yapmış bunu. Liziz. Bunu da sevgili büyükannem yapmış. %100. Büyükannemin kakaosu her zaman lezzetlidir. Bu da yine Wednesday. En sevdiği kafatasları deneyelim. Jelibonlar ve kakao lezzetli ikili. Ama bir şey seçmem gerekiyor. Bunu seçiyorum. Basit bir şeyle başlayalım. Bana patates kızartması yapın. Kolayca. Tamamdır. Ben de yemek yapmayı öğrenmek istiyordum.
Herkes patatesleri temizlerken tereyağını hazırlayacağım. Bu arada çok fazla olamaz. Ya neredeyse kaynamaya başladı. Bu da hazır patates dilimlerin oraya dökmenin tam zamanı olduğu anlamına geliyor. Hayır! Kıpırdama! Oo! Fışkırıyor! Sıcak! Yardım edin! Ne yapıyorsun sen? Senin yüzünden neredeyse kaynar yağda boğuluyorduk. Ya dikkatlice dökmelisin. Sonra patatesler eşit şekilde kızarırlar. Bunda zor bir şey yok. Okay. Patates kızartması hazır. Sadece biraz sos eklemek kaldı. Patates kızartması mı? Bence bu sıradan bir şey. Bense gerçek patates kızartması yaptım. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi sade patateslerden gerçek bir incelik yapacağım. Pastırmaya, sosa ve tabii ki... kokulu otlara ihtiyacım olacak. Nefis! Bingo! Tabii ya! Henüz her şeyi kaybetmedim. Neden jelibon patatesleri kullanmıyoruz? Çilek şurubuna batırırsanız daha lezzetli olacağını söylüyorlar. Okay. Vay canına! Ortadaki patateslerden başlayacağım. Büyük anne, bu çok havalı. Ay, ay. Biberiyeden nefret ediyorum. Üzgünüm Ayça Hanım ama beğenmedim. Ama jelibon patates fikrini sevdim. Şimdi kime kazanacağını bilmiyorum. Bırak büyük annem olsun. Oley! Bu sefer görev daha zor. Sushi hazırlamanız gerekiyor. Come on! Tamamdır. En iyi tarife göre sushi, sushi. Evet, köyde sushi'nin ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. Şu an hayal bile edemeyeceğiniz kadar sushi yapacağım. Sıradan sushi sıkıcıdır. Başka bir konu, farklı şekerlerden sushi. İçinde de en lezzetli krem şanti olacak. Jelibon göz ve Haribo boycukları. Leziz. Ve tabii ki çikolata şurubunu unutmamalıyız. İlginç düşünmüştün. Benim de yakında sushi'm hazır olacak. Asıl önemli olan şefin arkasında çok dikkatli bir şekilde tekrarlamak. Ama henüz zor bir şey yok. Zor bir şey yok mu? Bakalım ne kadar iğrenç sushi yapacaksınız. Sosu ben de ekleyebilirim. Akıl gerekmiyor bunun için. Neymiş bunun ismi? Avokado mu? En önemlisi her şeyi mükemmel bükmeye kesinlikle yapamayacaksınız büyük anne. Tamamdır, mükemmel sushi neredeyse hazır. Korkunç. Bu sushilerin bu kadar çirkin olduğunu düşünmemiştim. Sushi'yi somona sarmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan balığı bol bol koymak, tombul parçalara ayırmaktır. Ve soya sosunu unutmamalıyız. Balık mı diyorsunuz? Okay. Tamamdır. Hazır. Umarım lezzetlidir. Vay canına. Aşçının suşileri daha çekici görünüyor. Bingo. Ama bir çıkış yolu bildim. Neden sadece salatalıktan sushi yapmıyorsunuz? Hem lezzetli hem de faydalıdır. Ve iğrenç. Nedenmiş o? Salatalık sushi için mükemmel bir şeydir. İçine sadece daha fazla pirinç sokmanız gerekiyor. Hiç iyi değil. Ya beklesene, hepsi bu değil. Bakın ne kadar güzel. Bu ne böyle? Bir salatalık ve pirinçten sushi görmemiştim. Hayır, bu pisliği denemeyeceğim bile.
Ama tatlı suşileri seve seve deneyeceğim. Great! Nefis! Ama hiç doymadım. Son bir aday kaldı. Wow. İşte bu gerçek sushi. Tadı daha kendisi de. Aşçı Hanım, siz kazandınız. Teşekkürler, biliyordum. Umarım her biriniz waffle hazırlayabiliyorsunuzdur. Hamurla başlamam gerektiğini biliyorum. Sanırım onunla bir sorunum olmayacak. Biraz şeker ekleyelim. Biraz karıştıralım. Hazır. Ve un ekleme zamanı. Of, sanırım burnuma bir şey kaçtı. Vay be. İşte sana waffle. Sorun değil, devam edelim. Tüm paketi boşalttım. Kek yapmam gereken her şeyi iyice karıştırmak. Şimdi hazır hamuru bir waffle makinesine dökebilirim. Bunlar kız kardeşimin hayatının en lezzetli waffle'ları olacak. Aa, evet, hamur çok lezzetli çıktı ve en önemlisi yumurta kabuğu olmadan. Umarım ondan iyi bir waffle çıkar. Hepsi şeker ekledi. Ama şekerin zararlı olduğunu biliyorum. Bu yüzden onun yerine kabak ekleyeceğim. Ve ondan hamur yapacağım. Rendelemem gerekecek. Hazır. Şimdi ise yumurta ekliyoruz. Ve tabii ki un. İyice karıştıralım. Ve yeşillik ekleyelim. Kulağa bile iğrenç geliyor. Ama böyle bir hamur sizinkinden çok daha faydalıdır. Şimdi onu waffle makinesine de dökebiliriz. Ve zamana bakalım. Yanmasına gerekmiyor. Evet, haklısın. Zaman tutmak çok önemli bir şeymiş. Aa, hayır. Waffle biraz yanmış galiba. Sıcak sıcak. Ama sorun değil. Onu pek hoş halini gizleyeceğim. Krem şanti, çilek ve çikolata şurubuyla. Hadi. Güzel oldu. Waffle'larımı geleneksel olarak akça ağaç şurubuyla kaplayacağım. Bir parça tereyağı da tam gereken. Nefis. Ve zaten sağlıklı waffle'larımı sağlıklı bitkilerle süsleyeceğim. Hello. Denemek istiyorum. Vay be, bu waffle'la başlayacağım. Hayır, bu waffle biraz fazla pişmiş. Bunu yemeyeceğim. Bu waffle'lar da ot ve kabak tadındaymış. Nefret ederim. Bunu severim. Evet, bunlar en sevdiğim. Büyük anne, bu turu kazanıyorsun. Yaşasın.